Merhaba, ben Edip. Birazdan bir şey paylaşacağım. Körelmiş adında birisi 19'u bitiriyor. Göğe bir eleştiri şey diyor. Bu adam daha önce bir önceki şeyini göstereyim sizinle. Yani bunlar ortalıkta bir sürü böyle rahatsız olanlar var. Gayet normal. 74. surenin hepsi 19 sisteminden bahsediyor. Ve bunun münafıklar ve kafirler tarafından, kafirler için bir şey olacağını, bir fitne olacağını ve onları alabildiğini, rahatsız olacağını bildiriyor. Zebralar gibi kaçarlar. Bazıları zannediyor ki böyle dört ayak üzerinde böyle şey atarak, böyle anırıp böyle çifte atarak değil. Yani fiziksel olarak hatta saldırabilirler ama zihinsel olarak kaçıyorlar. Bazıları geliyor, işte dedi ben sana saldırıyorum, bağırıyorum, çağırıyorum, bak ben korkmuyorum. Aslında 19'a öylesine rahatsız olmuş ki zihinsel olarak öylesine çekiniyor ki onun için bağırıp çağırıyor. Şimdi bunlar bir sürü yalan dağıtıyorlar. Bu yalanlardan birisi burada. Kürelmiş adına birisi ama önce bu, bu adam bir yerde de şeymiş yani öğretim görevlisiymiş. Çok ilginç. Kendisini gizliyor böyle. Hadisçi bu. Hadisçi mi değil mi hatırlamıyorum gerçekten. Neyse. Yani olmayabilir de o konuda kritik de olabilir. Ama 19'a iyice takılmış. Acayip rahatsız oluyor. 19'u görünce benim sitede bir 19 rakamı bahsedersem bir bakıyorum nereden peyda olmuşsa kokusunu alıyor geliyor bir çifte atıyor. Kızıyor müzüyor hakaret ediyor kaçıyor. İnanılmaz bir şey ya. Adam acayip rahatsız. Şimdi bir eleştirisi var. O eleştirisini şöyle kendini gizlemek için ya adam göstermesin kendini. Veya da doğru dürüst bir şey takarsa kafasına kese kağıdı takıyor. Bir de kaş yapmış. Şunu bir izleyin. Bunu Dursun Hanım'la söyleşi başlıklı bir videom var. Dur. Dursun Hanım'la söyleşi. Some things are still worth waiting for. A chance to glimpse for the Bu bana soru soruyor. Edip Yüksel'e soru diyor. Hmm. Bu adam ilahiyat doktoru. Bu söyleşi çok hoş. Bunu izleyin. 19 konusunda soruyu öyle soruyor şimdi. Ne dersin bu adam? Bu internete koymuş. Allah Allah. O da gülüyor. Dursun. İsmi ne körelmiş? Fethi. Fethi körelmiş diye Facebook'ta bir grubumuz var. Oraya 19'u anlamıyor kafası. Ya bir kere bu adamın kendini gizlemesi ne sebep var? Yani herkes onu sever. Sünnisi, IŞİD'çisi, El-Kaidası, Selefisi, ateisti, agnostiği, bunlar Nakşisi, Kadirisi, hepsi, menzilcisi, hepsi sever çünkü ittifak ediyorlar hepsi. 19 olunca hepsi bir tarafa, hepsi böyle birbirlerini destekliyor. Sen niye kendini gizliyorsun? Bizden kimseye bir zarar geldi mi? Kılınıza dokunmayız. Biliyorsun bunu da ama kendi kendini gizliyor bir acayip kafa. Şimdi işte bu adam tutuyor 19'culara göre besmelede geçen 4 kelime. Kendisi 19'cu, biz 19'cu değiliz ama kafayı takmış. Kur'an'da 19 sayısı kadar tekrarlamak zorundadır. Hızla bir gidelim. Niye hızlı gitmiyoruz? Come on. Evet. İsim kelimesini de çeşitli... Bu şeyle ilgili... Hesaplayalım. Mesela diyelim ki isim kelimesi, ismi elif ile yazılanlar... ESM olarak yazılanlar, ismi hu ile yazılanlar, esma ile yazılanlar, esma hi ile yazılanlar, esma hi ile yazılanlar. Bu şeyle. Bunlardan hoşumuza giden bir kısmını alalım ve 19'un katı yapacak şekilde yapalım diyoruz. Doğru mudur? Doğrudur.
Doğru mudur, doğrudur. Şimdi bunu bir izleyin. Bu uzunca ama çok güzel bir tartışma oldu. Bu ikisiyle birlikte. Bu dersini aldı orada. Ceviz kabuğu programındaydı. Bu en son geçen yıl. Bir yıl bile olmadı. Birisi İlahiyat Mezunlar Derneği Başkanı. Neydi ismi? Ne yazıcıydı. Bilmem. Selahattin Yazıcı. Diğeri de işte bu arkadaş tıp doktoruymuş. Bu kafayı 19'a takmış, diğeri Kur'an'a takmış. Biri hadisi savunuyor, biri de saçmalıkları savunuyor. İşte şimdi isim kelimesi isim olarak Kur'an'da tam 19 kere geçer. Mucem'de görebilirsiniz. Bismi, esma, çoğulu, moğulu daha farklı sayılarda geçer ama isim kelimesine bakarsanız tam 19 kere görürsünüz. Bu kadar. İki seçeneğin var. Bir bism, 3 kere geçiyor. İsim, bunun da sebebi var, bunu tartışıyorum kitabımda. Size kalmış bir şey. Görmek istemiyorsanız bism 3 kere geçiyor derdin, gerisini görmezsiniz. Sadece kendinizi kör edersiniz. Evet.